Herkese selam şekerlerim. Siz şimdi şu an alışveriş vlogumu izliyorsunuz. Benim. Ama ben iş yerindeyim. Bugün erken çıkışlıyım. Bunalttı kız maske iyice var ya, AVM'de iyice bunaltıyor. Hele ki mağazada. Mahvediyor beni. Neyse şimdi Rozman'a gidiyorum. Doğaya geçen gün tel taktırmıştım. Ay yazık yavrum, mahvoldu. Çok acıtıyor bilmem ne. Tabi alışma süreci olacak o kadar ama. Dişçi birkaç malzeme önermiş temizliği için. Şimdi onları almaya gidiyorum. İnşallah bulurum burada. Eczanelerde 100 liraydı. Burada bakalım ne kadar alacağız mecbur. Görüşürüz mi? Evet, burada buldum. Burada da 75 lira. Neyse yine eczaneden daha uygun. Buradan alacağım. Bir tane. Teşekkür ederiz abisi. Ay Aliş buna bayılıyordu. Yolda gördü. Hadi dedim alalım artık. Teşekkür ederiz. 5 lira daha istiyorum. Canını yeriz. Peki tamam dur. Abi, yenge onu boş ver. Tamam. Abiden alacağım ben. Tamam. Bakar mısınız kızlar nasıl güzel rengarenk. Anne sen benimsin. Evet annem. Al abi yolun açık olsun. Şuradan al. Yaparız. Ve kızlar biz Aysun ablaya geldik görümceme. Ramazan öncesi son kez çaylarımızı içelim. Ramazan'dan önce diye. Şöyle akşam çay olsun. Gene akşam görüşmesi olur ama insana iftardan sonra bir rehavet çöküyor böyle. Aynen. Anne ne yapıyorsun? İşten çıktım ben. Murat da öyle. İşten çıktı. Aliye'yi evden aldı ve geldik. Kayınvalidemler gelmedi bu sefer. Teraviye gideceği için. Ne yiyor? Arif abla da sağ olsun hemen yemek yapmış işten çıktık diye. Yemek yapmak zorunda kaldı bize. Yok canım. Yani. Alya. Selam. Herkese selam. Günaydınlar. Beni göster mi? Alya'yı göstereceğim teyzeleri. Alya bugün Anıtkabir'e gidiyor. Tamamdır. Evet. Tamam mı sen? Ben de mi? Bir dakika. Aliye böyle giyindi. Aliye'yi okula bırakacağım teyze herif. Çünkü geç kaldık. Anne, taksi çağırdım. Gideceğiz. Hayır taksi geliyor. Mecburen. Ve bakar mısınız nasıl güzel giyindi benim kızım. Teyze herif yeni aldım. O kot taytını, tişörtünü. Değil mi Aliş? Geldi taksi. Ablasını da sağlık ocağına götüreceğim. Biraz rahatsız. Evet taksimiz de geldi. Haydi bakalım. Dur Aliye. Şimdi 101'e geldik kızlar. Şöyle bir bakalım dedik Doğa'yla. Sonra Doğa ne buldu? Şöyle üçlü şeyler var. Bunlar neredeyse her hafta görüyorum ya. Sabunluklar gelmiş. Böyle. Tuzluk muzluk var şöyle. Hep aynı şeyler gibi geliyor burada bana. Ha, battaniye güzel. Ama o kadar çok var ki evde. Yazık. Çamaşırlar gelmiş. Şunlar. Sıcak sorbası gelmiş ama düz. Polarlı olanlar güzel oluyor onların. Şortlar gelmiş. Erkek şort. Şöyle polar üstler gelmiş. Bakayım kime göre. Evet erkek için burada. Diğer tarafa bakalım. Şu ne? Ha, dua için. Sikirmatikler. Ama var evde. Şu su kapları gelmiş. Şeyh Matara. Doğa bunu beğendi. Yeşilini mi alacaksın annem? Uygun da fiyata. Aslında tapırım vardı ama kaç kere aldı kırıldı ya. Tapırlar da iyice cıvıttı yani. Ölçü kabı var şöyle. Şu minik tepsilerden. Ama çok plastik. Kötü yani plastiği. Servis maşası. Ay normal maşa olsaydı bir tane almak istedim. Normal maşa lazım bana. Anne. Efendim annem.
ne kadarmış ki fiyatı? Ama kivi ya. Kivinin nasıl olur ki? Ama bunu da düşürdük. Heh. Bakayım anneciğim. 14. Şöyle yine saklama kapları. Plastik şunlar var. Şu telefon tutacakları var. Şu neymiş? Şey için, bulaşık için galiba. Ha, sebzelik için. Aman yok. Ben şey seviyorum, havlu kağıt sürekli değiştiriyorum, daha iyi oluyor. Drone bile gelmiş. Elmikse 149 liraymış doğa. Moment. Bilmiyorum ki bu nasıl. Acele etmeyeyim ya, ona Migros'a falan da bakarım, indirim oluyor orada. Sen alacağın bir şey varsa gel yavrum. Bir şey yok kızlar ya. Ben sen o gün aldım. Okul için mi çorba? Dişleri şey olduğu için, sıkıntılı olduğu için. Mercimek şey güzel. Mercimek, ezogelin var. En güzeli bence şey, domates, domates ama sen bilirsin. Bime de bakarız istersen. Ve bime geldik. 5 kiloluk un 42.5 olmuş. Sinan geldi 48 lira olmuş. ₺5.20'ymiş bu. Şeker 84 lira 5 kilo. Bu da 79, o gün uygundu ya, almadık var diye. Maket bıçağı ıvır zıvır gelmiş. Aşı battaniye ne güzelmiş. Aksu'nun. Oyuncaklar. Her zamanki gibi bardaklar. Aynı şeyler gibi ya. Bana niye hep şunlar çok moda. Aa, bebek için yapmışlar. Güzel. Bebek odası aksesuarları. Zıvırlar, zıvırlar. Kuvertür çikolatalar gelmiş. Şöyle. Ha, 15 liraymış. İsot. Yani az az alıyorum ben ya. Böyle çok fazla almıyorum. Alıp alıp bitirdikçe bir daha alıyorum. Neymiş? Bir dakika annem, saç bandı. Hindistan cevizi yağı. Şu çok moda niyeyse. 25 lira. Farlar gelmiş böyle. Allıklar. Sabunlar. Tohumlar. Bebek pikesi. Ay şundan bir tane alsam mı kuzucuk? Bugün bir çok sevdiğim birinin hamile haberi duydum. Ama yok ya, ince bunlar, güzel değil. Öyle bir şey almak istedim ona. Bir ilk böyle şeyi. Kuzucuğuma. Yok yani, hep aynı şeyler. Şekerler. Islak mendiller. Aa, beşli. İyiymiş. Beşlisi 7 lira. Parlatıcı gelmiş. Mantukalar makalar. Al anneciğim, ne lazımsa. Onu mu alacaksın? Küçüğünü mü al? Çantanın içinse küçüğünü al.
Herkese yeniden selam şekerlerim. Geldim ben evden. Evden ne ya? Dışarıdan geldim. Dışarı işlerimi hallettim. Yine gereken 101'e uğradım. Alyan'ın, Doğan'ın birkaç ihtiyacı vardı. Ve BİM'e. Şöyle bu BİM'in herhalde. Evet. Onlu mu oluyor bu? Mendil aldım. Fiyatını bilmiyorum kızlar. Siz zaten biliyorsunuz fiyatlarını. Su almıştım. İçmiştim. Oradan geçirdim. Bir tane şöyle kızlara atlet aldım. Bunu bir deneyecekler. Yine güzel çıkarsa atarıyor. Devam edeceğiz. Bundan alacağım. Şöyle şu kolonya var ya. Sprey kolonya. Çok da güzel kokuyor. Bir sürü rengi var bunun. Özellikle Doğan'ın çantası için. Aliye bunu 2 günde bitiriyor da. Doğa genelde bundan kullanıyor çantası için. Okul için. Ondan aldım. 12.90 mıydı fiyatı? 11.90'dı. Bir tane Colgate'in şöyle ikili diş fırçasını aldım. Benimki ve Doğan'ınki değişmesi gerekiyordu. Şöyle kızlar. Bunun fiyatı da 12 liraya düşmüştü. 24 liradan. Bu A101'de kasa arkası indirim oluyor ya. Onunla birlikte. Ve de şöyle bir tane de matara aldım. Plastik bu. Çok böyle aman aman bir şey değil. Bakalım koku moku yapmazsa kullanır. Anacığım ne tapırlar bir şeyler eskittik. Eskilmedi yani. Ya kaybettiler ya kırıldı. Onu da tapırın normalde hani çok sağlamdır değil mi? Bir tek plastiği güzel gerçekten. O yüzden çok alıyordum. Zaten saklama kaplarını falan da ben kullanıyorum. Ama suluklarında düştüğü an kırılıyor nedense. Çok kırdılar ondan. O yüzden bu sefer de şundan aldım. Sonra şöyle 3 pakette kızlar şey aldım. Ispanak aldım. BİM'de hiç kalmamış. BİM'de ben normalde bu ıspanağın Super Fresh'inkini alıyordum biliyorsunuz. Körpe ıspanak yazıyordu üzerine. Çok öncelerden bundan da birkaç kez almıştım. Bu da güzel. Fena değil. Fena değil değil. Güzel yani. A101'in bu markası kızlar. 3 tane bundan aldım. Çünkü yok yani. Ne BİM'de kalmış. Ne 101'lerde kalmış. Bir 101'de buldum. Böyle 3 tane aldım. Ondan fiyatı da 7 lira 75 kuruştu. Her zaman dediğim gibi yemek yapmaya, bilmem neye, gözlemeye, böreğe. Biz çünkü böreği ıspanaklı çok seviyoruz, ıspanaklı peynirli. Ve şey var, dolapta yufkam var 2,5 kilo, 3 kiloydu. Birazını gözleme yaptım, 2,5 kilo kadar kaldı. Onu da bakalım akşam sarabilirsem öyle gözleme, mezara yufka sarıp dolaba atmayı düşünüyorum. Şöyle de kızlar, bunu bizim anacım 8-10 liradan aşağı şey yok, ıslak mendil ve biz, hani bebeğim yok biliyorsunuz yani. Orayı burayı silmek için, hani acil dökülen bir şeyleri silmek için ya da işte banyoda banyoya koyuyorum bir şeyler için lazım oluyor diye. O yüzden şöyle 3 tane markası falan çok önemli değil. Migros'a giderken Migros'unkini alıyorum. Yoksa hangisi indirimde gitse onu alıyorum. Bunlar indirimdeydi işte bizim şu parfüm evde. 3,5 muydu öyle bir fiyat vardı. 3 tane de ondan aldım. Bir tane şöyle maritim salamı ve hatta 2 tane. Bir tane de şöyle sosisini aldım. Namet'in ve tam okuldan dönerken karşıda bayi vardı kızlar. Ben bayi ekmeğini biz ailece çok seviyorum. Şöyle bakın bayi ekmeği aldım. Şimdi bunların bir kısmını buzluğa koyacağım. 2 tane şöyle kepeğinden aldım. Bunun kepeği çok güzel oluyor bu arada. Fırındakilerden daha çok seviyorum. 3 tane de normal ekmek aldım ve geldim şekerlerim. Bugün alışverişimizde bu kadar da toplamda ne kadar harcadım vallahi hiç bilmiyorum. Eksiklerimizi aldık geldik işte. Yine görüşürüz. Şimdi bu arada yemek yapıyorum. Yemeğim var aslında. Bayağı yemeğim var dolapta. İftar için bir şey yapmayacağım. Ama yemeklerimin yanında pilav ya da bir şey ekmek istedim. Makarnadan yana kullandım tercihimi. Şimdi makarna yapıyorum. Akşam bir de salata malata bir şeyler uydururuz yanına. Turşumuz da var, yoğurdumuz da var. Allah'a şükür. Onlarla birlikte çorba falan zaten yemeklerim dolapta. Daha önceden yapmıştım. O yüzden iftar hazırlığım tamam sayılır kızlar. Geçen gün şeye gitmiştim ama hiç çekemedim size. Esivan'ın ve Decathlon'un outletine gitmiştim. Havaalanı yolunda bayağı uzak. Ama eksiklerimiz vardı birkaç işte. Onları almak için şimdi size onları da göstereyim. Ondan sonra etiketlerini çıkarıp kaldıracağım, yıkayacağım. Şimdi göstereyim onları size. Ve evet kızlar dediğim gibi outlet mağazasına uğradık. Ya internetten almak istiyorum. Ben biraz böyle kilolu olduğum için. Bu aralar yine bana takılanlar var. Hayırdır yani gene başladınız kudurmaya. Tövbe estağfurullah. Neyse şekerim. Hiç bu konulara girmeyin. Yani aynı kişi muhtemelen. Herkesin kilosu da şeyde kendine boş verin siz beni. Kilolu olduğum için
internetten yapamıyorum kızlar alışveriş. Yani evet bedenimi bilsem de nasıl olur, üzerimde nasıl durur bilmediğim için internetten alışveriş yapmak taraftar değilim. O yüzden görerek almayı tercih ediyorum. Bir sürü markada da zaten benim bedenim yok artık. Else'de ama bulabiliyorum ve bazı şeyleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle bakın, bir tane mesela pantolon aldım. Ben bu pantolonları yaz için çok seviyorum. Şöyle göstereyim size. Böyle bol paça, salaş pantolonlar. Kumaşı da şey, böyle şifon değil de ne derler bunu kumaşına? Pamuk saten olur ya. Saten değil ya. Pamuk saten nevresimler olur ya onun kumaşında. Buna ne diyorlar bilmiyorum. Empirme mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Neyse. Bakın 129 liradan ne kadara düşmüş? Bakın 39 liraya. Bedenleri de vardı. Bunu böyle kendime aldım. Çok da böyle hoşuma gitti. Giyeceğim inşallah. Böyle yazın ben bunları üzerine mesela içindeki bir düz renk tişörtle, basic düz renk bir basic tişörtle, altına böyle sneaker ayakkabılarla falan giymeyi çok seviyorum kızlar, spor ayakkabılarla. Sonra bir tane de şunu bakın, De Facto'dan aldım bunu. Bunun da rengi çok hoşuma gitti. Tam böyle yaz yaz kızlar. Ve tatilde bile böyle askılı şeylerle giyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü o kadar ince ki yok gibi böyle. Yine bakın ekrana sığmıyor. Yine bakın şöyle bol. Gördüğünüz gibi belleri lastikli ve cepli. Şöyle. Şurada zaten büzgüsü var. Bu da çok hoşuma gitti rengi. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 119 liradan. Bu da 69'a inmiş kızlar. Bence çok çok uygun. Neredeyse eşofman altı bile yok yani bu fiyata. Yok yani. Neredeyse değil. Yok. Yine bakın bunu nereden almışım? Bunu da zaten orada De Facto ile Ace var yan yana kızlar. Gerçekten böyle biraz böyle vakitli gidip detaylı böyle bakıp kafanıza göre seçerseniz güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Güzel ve uygun şeyler. Bir tane bunu aldım. Buna ben bayıldım. Ve sanki ya bu muydu? ya da çok yakını mıydı? Sanki ben hatta bu model aynısı böyle hafif daralan paça bu. Bu da çok güzel duruyor üstte. Ya bunu ya da bilmiyorum başka bir rengiydi belki. Kullandım daha önce kızlar. Herhalde başka rengi ki kırmızı çantayla kullanıyordum. İçinde kırmızı gülleri vardı onun. Bunda da böyle beyaz güller ve leylak mı bu neyse işte. Bunlar var. Çok hoşuma gitti bunun da rengi. Ben böyle çiçekli şeyleri çok seviyorum yazın. Böyle üzerine dediğim gibi düz renk tişörtle böyle işte saç bantlarıyla falan salaş. Çok seviyorum. Bunun fiyatı şurada. Bu da kızlar 109 liradan 59 liraya inmiş. Bir de bunlar biliyorsunuz yazlık ve yazlık yeni sezonları mümkün değil. Bu mesela kim bilir geçen yazın mı, ondan önceki yazın mı ürünü. Biliyorsunuz çünkü geçen outletlerde çok önceki sezonlara ait de olabiliyor. Kim bilir ne zaman ürünü ve o zaman ne kadardı, bakın şimdi mümkün değil. Sezonda da gitseniz 109'a falan bulmak da mümkün değil. Bence o yüzden çok iyi yaptım bunları almakla. Yani şöyle 3 tane salaş rengarenk pantolon aldım. Çok seviyorum valla. Olur da bir ihtimal kazara zayıf varsam da daraltırım. Bir de ucuz yani olduğu için hani hiç acımam. Bir de bakın bu benim basic hani sigaret pantolonlar olur ya kızlar. Onlardan böyle siyah pantolon. Geçen sefer gittiğimde bir grisini almıştım. Bu sefer de siyahını aldım. Şöyle cepli. Bunun kumaşı da likralı ve hafif böyle çok hafif kendinden parlak kumaş olur ya öyle. Çok ama çok güzel bir kumaşı var. Ve arkası lastikli, bakın en önemlisi de şöyle. Bunun fiyatı da çok ucuzdu. Bu da ne kadarmış bakın. 80 liradan 39'a inmiş ve bu pantolonu şu an 80 liraya sezonda bulmak hiç mümkün değil. Bu hangi sezon olmuş ki? Bakayım şuradan. Bizim mağazanın olsa anlayabilirim de. Bunlarınki nerede yazıyor? Belki etiketlerin bir yerinde yazıyordur ama şu an gözüm görmedi. Merak ettim hangi tarihli olduğunu. Neyse işte. Öyle. Beni ilgilendiren şu an fiyatı. Bayağı ucuz bu da. Bu da klasik pantolon. Bu da kızlar biliyorsunuz yeri geliyor lazım oluyor. Böyle stilettolarla falan böyle üzerine şık bluzlerle. Hatta ya da böyle tuniklerle. Aile Doğa! Ve son olarak da kendime şöyle bir tane bluz aldım kızlar. Tişört yani bluz değil. Bu şey viskon tişörtler olur ya. İnce böyle penyede. Bunun da fiyatı kaçmış? 29.90'a inmiş. Bu da yine çok çok ama çok ucuz oldu. Şöyle tril tril. Biraz da uzun. Ben taytlarla da giydiğim için uzun tercih ediyorum. Ve bunu ne için almıştım? Bir tanesini üstüne uydurmuştum. Kız neyin üstüne uydurmuşum? Ha bunu şunun üstüne uydurdum. Bakın. Şu nar çiçeği var ya. Bu da aynı renk işte.
bununla giyerim diye. Öyle işte ya, zaten düz renk şöyle yeşil meşil de var bende, böyle askeri haki yeşil tişörtlerim de var. Onlarla falan giyerim Allah kısmet ederse. Böyle güzel kombinlerimle yazın rahat rahat işime de gücüme de giderim kızlar. Bizim iş yeri de çok sıcak olduğu için. Bir de sürekli koşturmada olduğumuz için bu tür şeyler çok rahat oluyor bana. Ve sonra kız bir de bunu herhalde kızlar aldı, çekmecelerine koydu bilmiyorum. Defaktodan kızlar şöyle 6 tane mi 9 tane, 9 tane almıştım herhalde. Şey almıştım, 6 tane değil ya, 9 tane falan almıştım herhalde çorap. O kadar ucuz ki bunlarda, o kadar ucuz ki diye sizleri bak nasıl özendirdim. Hemen koşun Ankara'dakiler. 4 küsür liradan 2.99'a inmiş ve 3 al 2 öde vardı. Yani tanesi 2 liraya geldi, böyle patik çorap. Bizim kızlar bunları, hatta ben de. Yazın çok seviyoruz. Yazın değil, kışın da ben bunlardan giyiyorum genelde. Spor ayakkabının içine falan. Böyle işte şöyle sarısını aldım. Böyle yaz renkleri. Bir tane de yeşilini almıştım. İşte dediğim gibi yeşilini almıştım. Yine gri tonlarını falan almıştım. Herhalde onları çekmecelerine koydular. Böyle işte bir miktar da bunlardan aldım. Sonra Alya'ya bayağı bir şey almıştım. Ama Alya, Alya'nınkileri kirli attık herhalde çoğunu. Birkaçını bugün giydi gitti. İşte tişörtünü, şeyini, ayakkabısını falan aldığımız şeyleri. Diğerleri de sanırım kirli onun. O yüzden ben bunları size göstereyim diye atmamıştım henüz. Böyle işte kızlar, bayağı uygun ve güzel bir alışveriş oldu bana. Bu aralar gene yoğunluklardan, şundan bundan dolayı kızlar birkaç gün video atamadım. Özledim de vallahi böyle video çekmeyi. Şimdi işte bunu inşallah editler ve atarım. Bunlar kirliye, ben de işime devam. Bunları bir yıkayayım, çalıştırayım. Hatta ondan önce başka çamaşırlarım var, onları da atayım. Böyle işte kızlar, evdeyim, iş güç koşturma. Birkaç gündür vlog atamadım. Yani inanın bazen gün yetmiyor gibi hissediyorum. Bir de araya tabii ki Ramazan girdi. Onun da ister istemez bir telaşesi var. Gerçi ben şey değilim. Aman işte iftarda şöyle yemekler yapayım, bunu yapayım, şunu. Yani tatlısı, tuzlusu, böreği, çöreği. Aman etlisi, sütlüsü diye inanın öyle hiçbir hazırlık yapmıyorum. Normalde evimizde ne yiyorsak iftarda da onu yiyoruz kızlar. O yüzden hani çoğu zaman gerçi birkaç gündür akşamları yaptım yemeklerimi. Hatta bir gün kayınvalidem neredeydi Murat? Ben işteydim. Ben iftarı işte yaptım. O da kayınvalidem de yaptı. Yani öyle inanın şey yok. Hani yani Allah ne verdiyse, o gün neyimiz varsa, o gün ne pişireceksem onu pişiriyorum. Zaten biliyorsunuz yani hepiniz, gözümüz doymuyor ama bir çorbayla, salatayla bile böyle insan tıkanıyor. Gerçi yiyoruz gene, yani ben çok şey yapamasam da, hani ben mesela diyelim ki çorbamı içiyorum işte, sonra öbür yemekleri bazen biraz sonra yiyorum ama Murat çok acıkmış oluyor. O hepsini yiyor, sonra da üstüne bir sodayla hallediyor. Öyle kızlar, esasında hani bir çorba bile yetiyor yani. Çünkü mideniz ister istemez bir şeye giriyor yani. Çok böyle doyumsuz olmakta, özellikle Ramazan iftar konusunda böyle hakikaten hurra, şunu da yapayım, bunu da yapayım, gerçekten gerek yok. Bir de zaten amacı nedir? Biraz böyle kendinizi dizginlemek, biraz böyle midenizi, böyle nefsinize hakim olmaktır değil mi? O yüzden de kızlar, o şekilde evimde ne pişiyorsa o gün onu yapıyorum. Gene birkaç gündür işte dediğim gibi akşamları yapıyorum ama normalde gündüz yaparsam da yine yemeklerimi de çekerim size. Öyle şekerlerim. Hadi yine bana kolay gelsin. Görüşürüz bir yerde. Ve kızlar biz yemeğimizi yedik. Hatta hastaneye gidip geldik. Bir yakınımız şeydi, ameliyat olmuştu dayımız. Ona gittik geldik. Eşimin dayısı. Ona gittik geldik ve şöyle şimdi meyve hazırlayacağım kızlarıma. Meyveleri şöyle yıkadım. Onu hazırlayayım. Ondan sonra da ne başlayacak? Her zamanki gibi her salı benim sevdiğim şey var. Üç kız kardeş, kızlar bayılıyoruz. Üç kız kardeş, evet. Onu şey yapacağız, izleyeceğiz. Ne yavrum, ne yaptın? Sesi çıkardım ya. Ha, bir şey olmaz, tamam. Daha bulaşıkları yıkamadım valla. Çünkü yemekten sonra hemen şeye gittik. Yemekten sonra çünkü hemen hastaneye gittik iftardan sonra. Şimdi bulaşıkları da birazdan hallederim yatmadan. İnşallah öyle işte şey yaparız. Ay ay.
Ve meyve tabağımız da böyle hazır şekerlerim. Hadi bize afiyet olsun. Ay ırmak da geldi. Kankalar buluştu. Evet, amanın da amanın. Evet sonra. Ya. Vallahi kız. Pideyle şimdi kızlar şey yiyeceğim. Suyunu çekti. Tamam. Ve bizimkiler, bizim kızlar evet bol cevizli, elmalı iç yapıyorlar şimdi. Elmalı kurabiye yapacaklar kızlar. Kız bunu buzluğuna mı yapacaksın sen? Evet. Buzluğuna mı yapacaksın? Yok kız, yok kız yeriz. Ramazan'da iftar sonrası çayın yanına misafirlere Tuğba Skir'de götürecek. Evet. Hamurunu yoğurdular. İki ölçü mü bu Tuğba? Evet. Değil mi? Hı-hı. Burada da böyle kız yufka nasıl pahalanmış? Hı-hı. Kız sen ucuz almışsın. Evet. 17 lira nerede aldın? Gökmar'dan aldım. Gökmar dedim ya sana. Çok güzel. Irma Gökmar'ın. Vallahi çok güzel. 17'ye de bedava. 30 lira olmuş normalde yufkacıda. Evet market. Ay çok. Ne oldu kız? Ne düştü? Yaktım elini herhalde. Elim yaktım. Kanka bunu balkona koyalım lazım. Tamam. Şeker nazlı oldu kanka. Ağzınızı sulandırdı. Baksana ama baksana şeker nazlı olmuş bunun. Dur bakayım. Şimdi çeker ama şimdi sulanır koyma. Baksana hangi su var? İyi olur. Ama bak şimdi. Gurmemiz, ablamız bak. Ne gurmesi kız. Sus neyle baksan manyak. Ses tonu bitir kaybedecek mi? Değiştireceğim değil mi? Aa değiştirmeyeceğim ırma. Ne rezil. Neyi rezil ettin? Elini çekiyorum nereye? Neye çekiyorum? Bence gayet güzel. Çok iyi kızlar. Harika. Oha nasıl bol cevizli olmuş. Cevizci olunca, cevizcinin kızı olunca. Ama şuraya koysa düşer mi? Dersin dur. Ve kızlar bakın şu şeyle hamuru yuvarlak yuvarlak kesti. Sonra da böyle üçgen üçgen yapacak, saracağız. İçi de burada. Dediğim gibi bol cevizli oldu mis. Vallahi çok güzel kokusu bile. Amanın, amanın. Burada da onlara börek sardık. Ben Tuğba'ya sardım. Şeyde, Irmak da. Tuğba da Irmak sardı. İşte böyle börekler de hazır. Kanka, evet devam ediyor kız. Kızlar. İmalat devam ediyor. Üretimdeyiz. Üretimdeyiz. Ticari üretim. Keşke bunları satsak kız öyle bir şeyimiz olsa. Değil mi? Yapsak satsak. Abla biz her türlü zarar ederiz. Her türlü zarar ederiz. Şunun cevize baksanıza her bak, türlü zarar. Kimse onun şeyini yok. Yani. Aynen öyle. Kanka bitti mi? Hadi bakalım.